Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar, bütçenize uygun PowerTech makineleri var. Bende iki tane var arkadaşlar. Arkadaşlar, bu makinenin özellikleri, bir tanesinin dişi gördüğünüz gibi seramik kaplı, altı krom arkadaşlar. Arkadaşlar, bu ıslak kesim yapar ama dediğim gibi ıslak kesim yaparsanız sıkıntı yaşarsınız bu makinede. Arkadaşlar, bu da PowerTech'in TR1200 modeli. Arkadaşlar, bunun arasındaki ikisinin arasındaki özellikler. Bunda çift devir dayım var. Örneğin açıyoruz. Biraz yavaş çalışıyor arkadaşlar. Bir tık ilerlettiğimiz zaman daha hızlı çalışıyor arkadaşlar makine. Bu PowerTech 3200 modeli arkadaşlar. Bana sorarsanız ki hangisini alalım? Bence 3200'ü almanızı tercih ederim. Biraz pahalı bu olaylardan dolayı. Neden 3200 arkadaşlar? Bunda çünkü çift devir dayım var. Yani saçı rutuşlarken kısa devir dayımda çalıştırarak böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama direkt saç keseceğiniz zaman bir tık üstüne çıktığınız zaman daha hızlı çalışır. Sesinden de duyuyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar, bu makinede çift devir dayım yok. Dediğim gibi TR1200 model olması gerekiyor. Sadece bu şekilde çalışır arkadaşlar. Üstelik bunun dişi komple krom kaplı. Gördüğünüz gibi. Ama bunda üstü seramik, altı krom. Yani daha güzel kesim yaparsınız bununla arkadaşlar. Arkadaşlar, bir de bu makinenin temizliği ve bakımını anlatacağım şimdi size arkadaşlar. Pili bu arkadakinden arkadaki aparatı çıkarttığımız zaman bu pille çalışıyor. Artı yedek pili de var arkadaşlar. Takıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar, bir de bu makinelerde iki çeşit tarak var. Biri düz, diğeri oval. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, bu tarak saçı daha iyi alır arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi biçer döverin ağzı gibi düşünün arkadaşlar. Saçı daha güzel alır arkadaşlar. Bu da sonuçta alır ama gördüğünüz gibi araları dar. Yani uzun kesimde bunu kullanmanızı tavsiye ederim, bu tarakları. Ama ben kısa rutuşlama işlemi yapacağım derseniz de bu tarakları kullanabilirsiniz. Düşmez arkadaşlar. Bu da kitlemeli. Valve'den bahsetmiştim. Ben Valve kullanıyorum arkadaşlar. Bunların özelliği dediğim gibi 1200-3200 arkadaşlar. Bu 6, bu en üst seviyede. Makineler sürekli değiştiği için arkadaşlar ek özellik koyuyorlar. Arkadaşlar, bunda dişi geri çekmeniz için yapmanız gereken bahsetmiştim. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde geri çekebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunda da aynı özellik var arkadaşlar. Geri çekiyoruz. Yani kalın kesmek için, ense bölümlerini almak için üstünde numaraları var arkadaşlar. 08, 14, 20 milim diye yazıyor arkadaşlar. Bunda da aynısı arkadaşlar. Burayı geri çektiğiniz zaman gördüğünüz gibi diş geri gitmiş oluyor. Böyle yaptıkça da diş öne gitmiş, daha sıfır kesmiş oluyor arkadaşlar. Valve'de de bahsetmiştim. Yani bütçenize uygun en güzel makine bu derim arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar bunun bakımıyla ilgili, temizliğiyle ilgili size daha detaylı video çekeceğim arkadaşlar.